İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olasın, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim, bizler deyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Mutlu olduk geldiğiniz için, gurur duyduk. Aynı gurur da bizlere ait, gerçekten sizleri ziyaret etmek de bizleri çok mutlu etse. Çünkü bölgenin gerçekten ciddi anlamda bir yanlış tanıtımı olduğu için de gelip yaşanması ve görülmesi gereken bölgelerden biri diyerek röportajıma başlayacağım. Ama hoş öncelikle geldin. Sizleri tanımak istiyorum ben. Sizleri tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahsedebilir misiniz? İbrahim Bey, sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Sektörle tanışma hikayemiz... Çocukluktan geliyor çocukluktan, sanırım, ticaret hayatı. Yani okumak istediğim ilk önce. Tabii ki ilkokulu bitirdim. Bölgede biliyorsun ortaokul olmadığı için... İmkanlar çok kısıtlıydı sanırım, yani, özellikle sizin döneminizde. Yani imkanlar o zaman zaten elektrik daha yeni, sene 85'te bu memlekete geldi. Evet. O zaman ilk okuduğumda elektrik yoktu. Evet. Yani daha yeni 5. sınıfta elektrik geldi, bitirdik, okumak istedik ama bölgede hiç olmadı, ulaşım olmayınca fazla. Yani amcam evet. Şirketi yani bizim market diyelim. O zamanlar biliyorsun bakkal sistemi vardı. Eski sistem. Bizim çocukluğumuzdaki evet. Bakkallar. Evet. Bakkal vardı. Amcamın yanında şimdi okul olmayınca amcamın yanına gittik. Artık çıraktık. Yani çırak dönemi başlamadı. Hani İbrahim Bey çekirdekten yetişmiş bir isim diyebiliriz aslında. Evet, ve şunu gördüm ben sizde. Kendi döneminizdeki yaşayamadıklarınızı şu an elinizde imkanlar var. Ve kendi büyüdüğünüz topraklara yapmak istiyorsunuz. Ben şahsen gençlik hayatımı yaşamadım. Evet. Yani ne diyeyim yani belki şey olur yani belki de fırsat bulup aşık bile olamadım. Yani evet. Ticari hayatımda bile evlendim. Ya birçok içinizde kalıp nokta var aslında ama şu an onları teker teker yani gerçekleştirmek için diyorsun. Mücadele ediyorsunuz. Evet. Ve şunu da söyleyebiliriz. Gerçekten bölgede bu konseptte de çok ciddi anlamda açıklığı da gidermişsiniz. Doğrusu. Bölgenin de bu konsepte ihtiyacı vardı diyerek buraya geçelim. Bir kez burayı tanımak istiyorum ben. Neler yapıyoruz burada? Biraz firmayı tanıyalım. Yani burayı tanımak için... Neler var ürün gruplarında? Ya şu anda bizde 5 tane bölge distribütörlüğümüz var. Evet. Aroma meyve suyu, Uludağ içecek, Çaykur çay, evet. Didi Soğuk Çay, evet. Pınar Kuru Yemiş, evet. Kahve grubu, Şekeroğlu Kahve evet. Grubu, bölge distribütörlüğümüz var, Koca Pınar Su. Aslında A'dan Z'ye birçok ürünlerin grubuyla burada hizmet verebiliyoruz diyebiliriz ama gerçekten çok zor bir iş yapıyorsunuz. Çünkü hizmet sektörü zordur. Yapılabilecek hatalarda çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Yani olmazsa olmazlarınız neler? Vallahi olmaz olmaz biz zamanında sağa sola dağıttık. Evet. Milyar trilyar dağıttık. Veresiye bakkal sistemi. Baktık en sonunda kurumsallaşmadan hep şey kaybediyoruz. Olmuyor, evet. İyi niyet. Baktık, bir yere kadar bir yere kadar baktık dik. Kurumsal olmazsam evet. Kaybederim. Ama, yani markamı korumak için kurumsal olmak zorundayım. Kesinlikle ama şu da bir gerçek. Yani şunu söyleyebiliriz sizin için. Önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla hareket ediyorsunuz. Evet. Bu da önemli ve bence benim büyük başarınızın sırlarından biri. Çok severek yapıyorsunuz işinizi. İşimi çok severek yapıyorum. Bazen hatırlıyorum. Sabah 3'te bile kalktım günler var. Gece 3'te kaldım. Gece 4'te eve gittim günler vardı. Ama zevkle yaptım. Çünkü işin başında olmasan iş yürümüyor. Bir şekilde, yürümüyor. Yani, bir evet. Şekilde yani gecemi gündüzü vereceksin ki şimdi bu emekleri gelsin. Çekiyorsunuz, bu cefaları çekiyorsunuz ama müşteriden de böyle memnuniyet aldığınız zaman da bu da sizi çok mutlu ediyor. Doğru. Evet. Teşekkür etmeleri. Bu da ayrı bir haz veriyordur size. Zaten emek vermesen teşekkür de almazsın. Yani cefa çekmeden sefa sürmez. Çekmeden sefa sürmez yani. Bu bir gerçek. Yani atalarımız boşuna söylememiş. Biz burada mesela diyelim ki hem iç piyasada hem askeri piyasada çok zor şartlarda çalıştık. Yani bugünlere kolay gelmedik. Evet. Yani... Ama ne kadar güzel geldiğiniz yeri de unutmamışsınız. Bu da çok önemli bir ayrıntı aslında. Ama böyle bir şey var. Benim sattığım bir ürün Türkiye neresine gitsem markete gördüm sanki ben satmış gibiyim. O kadar işimi severek yapıyorum. Evet kesin. Bursa'ya gitsem meyve suyu, aroma. O markete yoksa kendimi suçlu hissediyorum sanki. O kadar işimi severek yapıyorum. Yani. Evet, yaşa. Ve ne kadar güzel bölgede çok ciddi de istihdam sağlıyorsunuz.
Evet. Kaç kişilik bir istihdam kadromuz var burada? Şu anda 50'ye yakın istihdam kadrom var. Hani bölgeye baz alırsak bu çok ciddi bir rakam. 50 evet kişi. Ama ilk hedefim şu anda 2019'da 100 yapmak. Yani bir Allah'ın izniyle. Ama tabii zamanla olabilecek. Zamanla olabilir. Şey tabii ki biraz bu sene bu kriz nedeniyle biraz frenledik. Tabii. Dedik ki biraz kendimizi yani tabii biraz ülkenin bekleyelim. Malum durumları var evet. Yani ülkenin şeyi var bunun artık dolar, kur, faiz biraz daha bekleyelim dedik. Evet. Yani 2018 toparlama senesi olsun, 2019 atılım senesi olsun. Diyebiliriz. Buradan da bu arada amcaya da selamlarımızı gönderelim. Bütün aile bireylerinize selamlarımızı gönderelim. Evet, çünkü destekleri, evet. Emekleri çok büyüktür. Doğrudur. Yani burası da tam bir aile şirketi. Doğrudur. İçeriye girdiğiniz andan itibaren de bu samimiyet geçiyor ama karşı tarafa. Öyle mi? Ya bunu da belirtmeden geçemeyeceğiz gerçekten. Vallahi biz de mutlu oluruz. Yani buraya zaten sizlerin buraya gelmeniz bile bizim büyük bir şereftir. Aynı şeref bizlere yani ait gerçekten. Çünkü bu alınan hazlar ve değerler parayla pulla ölçülebilecek değerler değildir. Öyle bir şehir ki 4 mevsim yaşıyor. Düşün. Ya Beytüşap'ta kar yağıyor, Şırnak'ta yağmur yağıyor, Cizre'de yaz, Silopi'de sonbahar. Evet. Anlamadım. O kadar güzel bir memleket. Evet. Bunları söyleyerek röportajımızı artık yavaş yavaş sonlandıralım. Gerçekten çok keyifli bir röportajdı bizler için de. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İbrahim Bey, başarılarınızın devamı diliyorum. Size geldiğiniz için çok mutlu olduk. Çok sağ olun, saygılar sunuyorum. Sağ olun. İnşallah bir gün bir şey fabrika kurarsak davet ederiz inşallah. İnşallah davet ederiz yani. İnşallah biz de büyük bir keyifle tekrar sizleri ziyaret ederiz. Sağ olasın. Çok sağ olun.